Herkese merhaba. Bugün 9 Kasım 2020 günlerden pazartesi. Haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. Gündem elbette Berat Albayrak'ın istifası. Buna bütün boyutlarıyla bakacağız. Tek gündem maddemiz bu olacak. Fakat hatırlatmakta gerek var, hatırlatmaya gerek var. Joe Biden, Amerika'nın seçilmiş başkanı olduğu cumartesi günü açıklanan ve medyanın da ittifak halinde açıkladığı sonuçlarla ve böylelikle dünya Trump belasından kurtulmuş oldu. Bir kabus sona erdi. Ve elbette yeni gelen yönetim bakacağız, birlikte e, takip edeceğiz. Artılarını eksilerine bakacağız. Yaptıklarını, yapmadıklarını irdeleyeceğiz. O ayrı bir hikaye. Zaten Amerika'daki seçim de e, Trump'ı isteyenler, istemeyenler arasındaki bir seçimdi. Yani karşısına kimi koyarsanız koyun, e, Trump'tan nefret edenler gidip oraya oy verecekti. Böyle bir seçim oldu. E, ez cümle dünyanın Trump'tan kurtulması, Amerika'nın Trump gibi bir beladan kurtulması açısından hayırlı olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen ikilinin, Joe Biden-Kamala Harris ikilisinin çok güç koşullarda ne yapacağı, ne yapabileceği ve nasıl başarılı olabileceği konusunda çok yaygın endişeler var. Hepsine katılıyorum ama ilerleyen zamanda bunu konuşacak konuşmak için yeterince vaktimiz olacak. Berat Albayrak istifa etti. istifa etti. Yani bu konuda teyit edildi edilmedi kafa karışıklığı var. İşte saraydan bir açıklama yapıldı yapılmadı. Yani salaklaşmamak lazım. Yani üzerinden neredeyse 24 saat geçmiş ve 24 saat içerisinde Twitter hesabını kapatan, Instagram'dan bir açıklama yayınlayan ve bu açıklamayı kaldırmayan ve bu konuda da eğer bir yalanlama, bir hackleme, bir doğru olan olmayan bir şey varsa 5-10 dakikada, 15 dakikada ortaya çıkar. Şimdi hala bu doğru mu değil mi diye birilerine, birileri birilerine bakıyor. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi bugün bu çağda gören medya organları, yerli yabancı unsurlar, içeriden haber alan kaynaklar. Tamam Türkiye'de medya bitmiş olabilir ama yani Türkiye ile ilgili doğru haber almak için Anadolu Ajansı veya Hürriyet'in ne yazdığına bakmak mı gerekiyor? Ya da onlar yazdığı zaman bu işi doğrulamak, yazmadığı zaman Aa, burada bir bit yeni var demek mi gerekiyor? İnsanlar gerçekten kendi gazeteciliklerine de bakması lazım yani. Gazeteciliğinden emin değil misin kardeşim sen? Gazeteciliğinden eminsen istifa diyeceksin buna. İstifa yani. Ha o istifadan geri ee, ne bileyim ikna edilir, çevrilir, istifasını geri alır, almaz. O ayrı bir iki hikaye. Süleyman Soylu gibi tükürdüğünü alayabilir? O ayrı bir hikaye. O zaman da dersin ki istifasını geri aldı. Ama e, şu anda olan bir şey var. Siz kendi gazeteciliğinizden emin değil misiniz de sabahın ne yazdığına, yeni şafağın ne dediğine bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kaynakları işte şöyle dedi, böyle dedi. Erdoğan bahsetti, bahsetmedi. Bahsetse ne olur, bahsetmese ne olur? Anlatabiliyor muyum? Yani New York Times gibi bir gazetede, Reuters'ta, Bloomberg'de, dünya çapındaki kuruluşta, bu kuruluşlarda bu konularda bırak istifayı, analizler yayınlanıyor. Siz hala acaba doğru muydu, yanlış mıydı? Kendinizden emin olacaksınız. Kendi gazeteciliğinizden, kendi yetkinliğinizden emin olacaksınız. Doğan Haber Ajansı ne demiş, İhlas Haber Ajansı ne demiş, ona bakmayacaksınız. Teyit edilmedi. Ne demek teyit edilmedi ya? Yani İstifa etti adam kardeşim. yani Instagram hesabında yalanlanmamış kapı gibi bir mesaj duruyor. Şimdi Türkiye'de basın gördü görme. 11 tane gazete görmüş. Ve ben bu 11 gazeteyi getireceğim sizin ekranınıza. O da doğru değil. Türkiye'de gazetelerin mühim bir bölümü gördü. Görmeyen utansın. Görmeyen utansın. Ben şimdi size ekrana görenleri getireceğim. Ve oradan siz kıyas edin. Başlıyoruz. Dünya Gazetesi manşetinde. Ekonomik ekonomi gazetesi. Yani Dünya Gazetesi görmeseydi çok büyük ayıp olurdu. Albayrak'tan şok karar. Ayrılıyorum. Bakan Albayrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığını zamanla ailesine ayıracağını duyurdu. Gözler A balın atacağı ilk adımda. Dünya manşet. Yeni çağ manşet. Ankara'yı sarsan şok gelişme. Hazine Maliye Bakanı resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Bir gün manşet. Damatla başladı gerisi de gelecek. Batan ekonomi bakanı düşürdü. Türkiye manşetin hemen yanı sürpriz karar istifa muammasında gözler Erdoğan'da yandaş gazeteden yandaş gazete bile bir biçimde görmüş. <laughs> Görmeyenler utansın. Sözcü görevden ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa etti İşte Albayrak'ın istifa duyurusu demiş istifa metnini de vermiş. Kriz damadı salladı Cumhuriyet manşet sarayın Meclis, e, merkez bankası başkanını değiştirmesi istifa getirdi. Karar gazetesi küçücük görmüş istifa mesajı saatlerce teyit bekledi. İşte buna eleştiriyorum ben. Neyin teyidini bekliyorsun? Adam istifa etmiş ya. Geri alır almaz ayrı bir konu. Cumhurbaşkanı ne diyecek diye bakarsınız. Resmi gazetede bu yayınlandı mı diye bakarsınız. Resmi bir açıklama yok. Bakan istifasını Instagram'dan açıkladı. İstifa ettim dedi. Fakat şu anda ne olacağı belli, belli değil. Yani bakandan bir açıklama yok. Cumhurbaşkanından bir açıklama yok. Resmi gazetede bir şey yayınlanmamış. Yerine kim gelecek? Bunlara bak. Pencere. Gazete Pencere Ağbal gerilimi istifa getirdi diyor. Kulise de yer vermiş. Ee, Bakan Albayrak'ın geçen hafta tansiyonu yüksek iki toplantı yaptığı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na kendisine haber verilmeden atanmasına tepki gösterdiği belirtiliyor demiş. Gazete Pencere sürmanşetinden. Korkusuz Berat Albayrak istifa etti. İstifayı böyle duyurdu. Milli Gazete istifa ve sessizlik. Yarı resmi açıklamalar ve sessizlik istifa haberini doğrular nitelikteydi diyor. Milli Gazete manşetinden. TR724 Maliye Bakanı Albayrak Instagram'dan istifa etti demiş. Bazı gazeteciler A ve Albayrak'ın arasının bozuk olduğunu bu sebeple Albayrak'ın istifa ettiğini iddia etti. Öte yandan MP kulislerine dayandırılan haberde Albayrak'ın istifa etmemesi halinde 50 kadar AKP'li vekilin partiden ayrılma resti çektiği ileri sürüldü diyor. 11 tane gazete manşetini getirdim size. Medya görmedi falan diye bir şey yok. Görmeyenlerin kendi ayıbı. Gökhan Bozkurt çizmiş Ekonomi uçurumdan aşağı ya da işte efendim e, ne derler şelaleden aşağıya doğru yuvarlanmaya doğru giderken ekonomi teknesindeki Erdoğan damat can yeleğini giymiş atlamış efendim gemiden ya da kayıktan. O arada Mehmet Betiner e, bir mesaj yazdı ve sildi saraya yakın bir isimdir diyor ki mesajında sildiği mesaj bu. Elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere hakkımızı helal etmiyoruz diyor sildiği mesajda. Elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere hakkımızı helal etmiyoruz. Evin oğlu kim? Berat. Birazdan bununla ilgili analizimi yapacağım. E, sonra sildi bunu. Saraydan yedi zılgıtı herhalde. Fakat Hasan Cücü'nün mesajı son derece düşündürücü. ''Aklını bir hocaya teslim ettiler iftirasını atan embesiller izin almadan istifa edemiyor.'' İzin almadan haber giremiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız demeden cümle kuramıyor. Dedikleri her şeyi yapan aslında e, 7 yıldır, 8 yıldır, 10 yıldır başkalarına sadece cemaat değil, başkalarına söyledikleri her şeyin katmerlisinin olduğu bir ekipti. AKP ve Erdoğan tayfası. Şantaj alası kendilerinde var. Kaset alası kendilerinde var. İşte efendim e, şey... Soru çalma dediler. Her yere mülakatla adam sokmaya başladılar. O da kalktı şu anda. Direkt atıyorlar. Yani kadrolaşma, öbürü, beriki, yolsuzluk, hırsızlık. E, aklınıza gelebilecek her şey misliyle kendilerinde bak. Kendilerinde var. İşte aklını bir yere kiraya verme falan diyorlardı. E şimdi bakıyorsunuz son 24 saatte. Yani Ahmet aklı, Hakan'ın aklı da aynı yerde. Kirada postacıların, milliyetçilerin, NTV'cilerin, sabahçı, sabahçılar zaten şey Görüyorsunuz. O arada e, Fevzi İşbaşaran paylaşmış. Böyle kabine listeleri dolaşıyor efendim. Minali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapan Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapan birilerini şey yapan böyle çok liste dolaşıyor. Ben bir tanesini böyle ekrana getirdim. Tabi o Ankara'da ortam sisli puslu olunca da hemen bu dezenformasyon başlıyor. Ergun Babahan bu yırtık dikiş tutmaz erken seçim kapıda demiş. Muharrem İnce, ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle Instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Bunu Whatsapp'tan adam kazandı mesajı atan kişi söylüyor. T24 Albayrak'ın istifasını ekonomi uzmanları yorumladı. Ülkenin bu aşamada krizden dönmesi için yapılabilecek tek şeydi. <laughs> Dolar gevşemiş. Evet. Yani bir yararı olduysa 30-40 kuruş yararı oldu. Elba Berat Albayrak'ın gibi bir şey. Meral Akşener durur mu? Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın, ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin. <laughs> Alaaddin Çakıcı bile mesaj atmış yahu. Alaaddin Çakıcı. Yani devletin bekası için gerekirse kolumu keserim falan. Ekonomi bu istifayla düzelecekse hayır, hayırlara vesile olsun falan diyor Alaaddin Çakıcı. Bu da Rütük Başkanı efendim. Yani televizyonlar e, haber giremezken Rütük Başkanı bu tweet'i attı. Kutlu davamızın vazgeçilmezidir Berat Albayrak falan diyor Rütük Başkanı. Yani televizyonlar yayın yapamıyor Rütük yayına geçti. Bu da işte Instagram'dan e, Berat Albayrak'ın e, mesajı. Ben bu kepsi aldığımda ki daha üzerinden birkaç saat geçmişti. Yarım milyon insan bu mesajı beğenmişti. Türkçe hataları olan filan falan bir mesaj doğru ama yani mesele o Türkçe hatalarıyla falan uğraşacak zaman yok. Ee, Allah sonumuzu hayreylesin eylesin diyor sonunda. Ee, yani gerçekten sonumuzu hayreylesin. eylesin. Katılabileceğim tek cümlesi de bu. Türkçe hataları olabilir, içinde belki bazı satırların altı çizilebilir, şu bu falan. Çünkü Berat Albayrak siyaseti bırakıyor, her şeyi bırakıyor. Aileme döndüm, sağlık sorunları diyor. Şimdi istifadan döndürülürse sağlık sorunları tatile mi çıkmış olacak? Bunların hiçbirisine girmeyelim çünkü konuşacağımız daha önemli konular var. Ömer Faruk Gergerlioğlu demiş ki, Bana gelen kulis bilgisine göre Bülent Arınç Erdoğan'la bir görüşmesinde 30-40 milletvekili Berat Albayrak devam ederse istifa edip Deva Partisi'ne katılacağını söyleyince görevden alma kesinleşmiş diyor. Evet. Cevheri Güven paylaşmış. Berat Albayrak'ın istifasını ve Twitter hesabını kapatmasını Pelikan çetesinin hesabının askıya alınmasıyla birlikte okuyunca olaylar olaylar diyor. Pelikan'ın resmi hesabı Bosporus Global. E, Global. Bosporus Boğaz, Boğaziçi demek. E, Boğaziçi Global olarak da çevirebilirsiniz. E, sadece Berat Albayrak'ın Twitter hesabı uçmadı. Bu hesap da uçtu. Ne oluyor dedirtiyor. Birazdan bakacağız. Sol haber paylaşmış Berat Albayrak'ın istifasını açıklamasının ardından Hazine Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabındaki 29 Ekim mesajı hariç tüm gönderiler silindi diyor. Ciddi bir operasyon var son 24 saattir. Yavuz Baydar yönetim krizinin sonuna geliniyor aile çatladı Berak Berat dayak yedi babaya sığındı metni Esra mı yazdı? Esra ee, Tayyip Erdoğan'ın Berat'la evli olan kızı. Baba Albayrak Sadık Albayrak kızgın reis şuursuz darmadağın maliye bakanı bulmak zor Mevlüt de yolcu Çavuşoğlu dışişleri bakanı gitti gider diyor. Bu hafta sonumuz hayrola demiş Yavuz Baydar. Bir mesajda bir sürü şifre. BBC News Türkçe e, Financial Times ve Bloomberg istifa eden hazine maliye bakanı Berat Albayrak'ın e, merkez bankasının başına gelir getirilen Naci balla anlaşamadığını yazdı. Türkiye'de medya yok ama... İşte görüyorsunuz Financial Times'tan ve Bloomberg'den okuyoruz kulisleri. Davutoğlu Albayrak'ın istifa ettiğini görünce gerçek olduğuna inanamadım. İlkokul düzeyinde bir Türkçe ile yazılmış. Yan yana çalıştınız bu adamla. O zaman da e, ilkokul çocuğu muamelesi yapıyor muydunuz? Yeni Şafak tek tweet atan e, havuzdan Albayrak bir mesaj yayınladı. Kısa sürede büyük etki yaptı. Resmi bir doğru yapılmazken gözler Beştepe'de. Gene bir şey vermiş ama ne zaman? 20 saat sonra. Savaş Genç paylaşmış karşınızda modern bir devlet ya da literatürde sınıflandırılmış işleyen bir demokratik sistem yok. Farklı güç odaklarıyla pazarlık yapmak zorunda olan bir aile hanedanlığı tarafından yönetiliyorsunuz. İflas etmeni sürpriz değil. İflasın bu kadar gecikmiş olması sürpriz demiş. İlhan Taşçı Rütük üyesi. Rütük izleme merkezinde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum. 5 televizyon kanalı dışında. Berat Albayrak'ın istifa ettiği haberini veren kanal yok. 1780 radyo televizyon içinde. Rütük üyesi CHP'li üye İlhan Taşçı'nın mesajı. 5 televizyon kanalı içinde veren olmamış. İlhan Taşçı'nın Rütük Başkanı Ebu Bekir de Yayına geçti gerçi Twitter'dan. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir demiş. Bu cümleye katılamıyorum. Bu gazetecilik geziden beri yok Türkiye'de. En iyimser. Kimi 2010'da, kimi 2011'de, kimi 2012'de daha bulattı ama 2013'ten itibaren yok. Adem Yavuz Arslan, Berat Serhat Albayrak ikilisi Erdoğan rejiminin kurduğu paralel devletin en kritik isimleriydi. Dolayısıyla Berat Albayrak'ın istifası gerçek paralel devletin temelin, temelinin sarsılmasıdır demiş. ...haklılık payı var. Birazdan bakacağız. Haberlerde ne var ne yok... ...bakalım. BBC e, Türkçe... E, ...canlı yayın ekranından bakabilirsiniz. Sayfayı yenileyim. Yeni bir bilgi var mı... ...diye bakayım. Kılıçdaroğlu... Kılı, e, ...Albayrak'ın istifasını yorumlamış. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Sussanız daha iyi. Muhalefet iktidarı deviremedi ama iktidar... ...kendi içine çöküyor. Eee... Babacan partili cumhurbaşkanlığı sistemi dün gece iflasını açıklamıştır diyor. Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılmış ama ne Berat'tan bahsetmiş ne de Joe Biden'ın Amerika'da seçilmesinden bahsetmiş. Hatırla yatalım. Türkiye, Macaristan, Brezilya filan gibi ülkelerle birlikte Joe Biden'ı kutlamayan nadir ülkelerden, nadir başkentlerden Ankara. Pfizer ve BioNTech tarafından gerçekleştirilen koronavirüs aşısı %90 başarı gösterdi diyor ki bence günün en iyi ve tek iyi haberi bu. Biz gene Berat'la ilgili gelişmelerle devam edelim. Şu anda koronayı düşünecek hali yok milletin. Evet Berat Albayrak'ın istifası, son, istifası sonrası dolar euro kuru vesaire üzerine bakılıyor. O arada e, Aziz Oruç'la gazeteci Müyesser Yıldız e, tahliye edildiler. İyi haber. E, niye yargılandıkları, niye tahliye edildikleri hiç gir, girmeye bile gerek yok. E, şey efendim yani. Gerek yok. Birilerini esir tutmak için üretilen gerekçeler arkadaşlara geçmiş olsun diliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten de iyi haber var. Normal odaya alınıyormuş efendim. Evet. Şimdi kulislere bakalım. Murat Yetkin paylaşmış. Diyor ki özellikle 8 Kasım gününe dikkat çekerek şurada Murat Yetkin Yetkin Report'ta yayımlamış. Şu bölüm ben sizin de görebilmeniz için okuyacağım da merak etmeyin göremeyenler için. Şimdi diyor ki Erdoğan diyor AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde konuşacaktır dün yani 8 Kasım'da ve toplantıya 2 saat gecikmeyle, evden 2 saat gecikmeyle Kocaeli Kongresi'ne gidiyor. Kongreye 2 saat geç gidiyor. Dolayısıyla bu 2 saatte bir kriz var ve bu krizle ilgilendiği üzerinde duruyor. O arada İçişleri Bakanı Soylu'ya talimat vermiş Erdoğan. 30-40 AKP'li vekilin Albayrak'ın görevde kalması halinde istifa ederek Deva ve Gelecek Partisi'ne geçeceği iddiasını soruşturmasını istemiş. Şimdi böyle bir iddia var. Albayrak görevde kalırsa 30-40 AKP'li vekil Deva ve Gelecek Partisi'ne geçecek diye. Bu iddia Faruk Gergerloğlu tarafından da dile getirildi. Ee, pek çok sitede de yazıldı. Pek çok kaynakta bunu söyledi. Dolayısıyla ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu gelişmelerden birkaç saat sonra da hiç alışık olunmadık şekilde Instagram üzerinden Albayrak'ın istifa haberi gündeme düştü diyor. Ee, Murat Yetkin bu önemli. Bir başka konu Ahval'de yayımlanan bir analiz. Hanedan toz duman, çömlek çatladı, gönül figan imzalı bir kulis. Şimdi burada diyor ki, geçen hafta, bakın şurası çok önemli. Burayı sizin için işaretledim ve okuyacağım. Ahval'in kulisi. Geçen hafta başkentte Görevli büyük ülkelerden birinin büyükelçisi birkaç kişiyi çok özel yemekte topladı. Israr ediliyor bu davete gelinmesi için üstelik. Davete gelin diye. Malumunuz korona sebebiyle kimse kimseyle pek kaynaşmak istemiyor bu salgın günlerinde ama diplomat allem ediyor, kallem ediyor yemek masasına oturuluyor. Ve büyükelçi baklayı ağzından çıkarıyor. Diyor ki bu hafta içinde ve sonrasında çok önemli şeyler olacak. Üç mevki boşaltılacak yerlerine başkaları gelecek. Gidicileri kesinlikle biliyoruz. Bunlardan biri Merkez Bankası Başkanı Uysal, diğeri Maliye Bakanı Berat Albayrak, üçüncüsü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Evet. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın gideceği, hemen peşinden de Hazine Maliye bakanıyla ile Dışişleri Bakanı'nın gideceği bilgisini geçen hafta başında başkentte görevli büyük ülkelerden birinin büyük elçisi birkaç kişiyi çok özel bir yemekte toplayıp söylüyor bir şeyler yola çıkmış, geliyor. Bekleniyor beklenmekte olan, yaşanacak e, başka krizler, başka gelişmeler var. Reuters demiş ki Erdoğan dün gece Canikli ve Ağbal'la görüştü. İstanbul'daki evinde bir araya gelmiş. Kocaeli'den İstanbul'a, e, Kocaeli İl Kongresi'nden sonra İstanbul'a geçiyor galiba. T24 sitesinde çok sayıda haber var. Eee... Ben sadece başlıklarına bakıp geçeceğim. O kadar fazla ki. E, diyor ki e, mesela bir, ba bir başlık. Albayrak'ın istifasının ardından kulisler hareketli. Kabine revizyonu da konuşuluyor. Yeni ekonomi yönetimi de. E, Konda Genel Müdürü demiş ki... Albayrak'ın istifası iktidar blokundaki çatlağın... ...aileye kadar ulaştığını gösteriyor. E, i̇stifa mektubundan at izi it izine karıştı. cenab Allah sonumuzu hayr eylesin mesajı. Ki zaten... Cenab-ı Allah sonumuzu hayır eylesinle biten mesajda o, o, cümle kadar at izi it izine karıştı cümlesi de en altı çizilecek cümle. Evet Allah sonumuzu gerçekten hayır eylesin demiş. Hasan Cemal de aynı cümlenin altını çizmiş. Profesör Sencer Ayata al bayrakın istifası AK Parti ile devletin üst yönetimi arasındaki gerilimi işaret ediyor demiş. Erdoğan elçiler konferansında Instagram'dan istifaden Berat Albayrak'tan söz etmemiş. Bir devlet krizi demiş Kılıçdaroğlu vesaire. Yeni Şafak'ı biraz evvel gördük. İşte kurlardan bahsediyor filan. Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir demiş Reuters'a konuşan üst düzey AKP'li kaynak. Babacan istifa açıklaması değil iflas açıklaması demiş. Evet. Erdoğan'ın kuze kuzeni gazeteci Cengiz Er Albayrak'ın istifası konusunda Cumhurbaşkanlığı açıklama yapacak Demiş. AKP'de kritik MYK'dan e, haber var vesaire. E, medya ombudsmanı ise Faruk Bildirici Albayrak istifa edince medya yöneticileri gece boyunca AA'yı bekledi. Talimat gözlendi diyor. Bunlar da böyle. Ama başta söylediğimi bir kere daha söyleyeyim sevgili seyirciler. E, gazetecilik e, Resmi açıklama bekleyebilir, e, istifa geri alındı mı alınmadı mı bunu kovalayabilir fakat e, gazetecilik e, olan gelişmelere bakıp e, ve kaynaklardan bilgi alıp yayınlama sanatı. Dolayısıyla ortada bir istifa vardır. Buz gibi bir istifadır. Twitter hesabını kapatmıştır Berat Bayrak, Instagram'dan istifa etmiştir. Ee, ve bu çok beğeni almış bir e, şey olmuştur, e, istifa olmuştur. Sonrasında da kesinlikle kimse e, bu konuda e, bu iş doğru değildir dememiştir. Birkaç Twitter mesajı daha var. Ondan biraz sustum, e, ekrana getirmeyi planlamıştım. Nereye kaybolduğuna baktım. Bakın. E, onları bir kere daha getireyim. E, Adem Yavuz Arslan'ın mesajını okumuştum. Bir kere daha okuyayım. Berat Serhat Albayrak ikilisi e, rejimin, Erdoğan rejiminin kurduğu paralel devletin kritik isimleriydi. Dolayısıyla Berat Albayrak'ın istifası gerçek paralel devletin temelinin sarsılması demiş. E, devamla e, Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla dövizin gerilediğini belirten bir tweet atması da önemli yani bu Berat Albayrak'ın istifası satın alındığı manasına da gelebilir. Ahmet Dönmez'in tweet'i sosyal medyada yasaklanınca nereden istifa edilecek diye soruyor. Evet yani o da doğru. 6 ay sonra sosyal medya yasaklanmış olacak Türkiye'de böyle giderse. Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı dolayısıyla istifa edecek mecrada kalmayacak. Öyle bir medya ki diyor Gökhan Berat Kandil olsa haberini yapmayacaklar. Mehmet Metiner'in şu tweet'i önemli. Yapılan toplantı içeriklerinin basına sızdırılması yanlıştır. Yani demek ki e, sızan konular doğru. Yalan değil. Said Sefa Osmanlı döneminde olsaydık damat bu gece saraydaki odalardan birinde boğdurulmuştu e, demiş. Haksız mı? Böyle bir şey. Boşuna demiyorum. Yani ne kabile ne devlet. Şimdi Erdoğan'ın çok kullandığı sevdiği bir cümle var. Kabile devleti miyiz diye. Bu söylenmez bile yani. Bir devletin başındaki insan bunu söylemez. Hadi diyelim ki söylüyorsunuz, hadi diyelim ki söylüyorsunuz, ben de şu cevabı vereyim, ne kabilesiniz ne devletsiniz. Bırak devleti, kabilede bile böyle şeyler olmaz. Kabilenin bile kendine göre bir geleneğe, bir yürüyüş biçimi vardır vesaire. Şimdi, ülkeyi yakın zamana kadar Erdoğan, Berat, Serhat üçlüsü yönetiyordu. Serhat medyanın başındaydı, al bayrak, Berat işte cumhurbaşkanının ikinci adamıydı vesaire. Bunları nereden biliyoruz? Yani e, sabah gibi pelikan çetesinin e, bulunduğu e, merkezine çöreklendiği ATV A Haber falan filan gibi bir grup bunun tepesinde medya CEO'su olarak Serhat Albayrak ve elbette pelikan yapılan masajla başbakan yemiş bir şeydir bu yani Davutoğlu'nu göndererek dikkatleri üzerine çektiler. Böyle bir yapı. E, Öbür tarafta da Berat sadece bir bakan değil. Erdoğan'ın damadı, veliahtı ve cumhurbaşkanı yardımcısı gibi davranan bir isim. İkinci adam yani. Bir tek adam varsa ikinci adam. Berat. Bu net. Şimdi konuştukça bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi insanların iradesini, zihnini, beynini işte bir kişiye kiralamakla falan eleştirirler. Laf döndü kendilerini vurdu. Ayrı bir konu. Berat biraz ayrılıyor. Yani biat meselesinde de işte herkesin gözü Tayyip Erdoğan'dayken falan da Berat biraz ayrılıyor. Berat Albayrak'ın özellikle toplantılarda bütün kabinenin de gözünün içine baktığı bir isim olduğunun altını çizelim. Osman Sert paylaştı yakınlarda. Ankara'daki diplomasi çevrelerini bilen, siyasi çevreleri bilen, iyi haber alan bir isimdir. Berat Albayrak Enerji bakanıyken diğer bakanların müsteşarlarını çağırıyor ve toplantı yapıyor. Ya bir enerji bakanı tüm bakanların müsteşarlarını çağırıp niye toplantı yapar? Yapabilir mi? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Ama Berat olduğu için yapıyor. Çünkü ikinci adam. Yine kabinede e, bütün bakanlara dönüp konuşuyor. Bakanlar da Berata arzda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan orada otururken ikinci adam. Yani e, Tayyip Erdoğan e, hatırlayın Karadeniz'de gaz bulundu haberi için. Enerji Bakanı'na dönüp Enerji Bakanı'yla konuşması gerekirken Enerji Bakanı'nın yanında Berat Albayrak var. Önce Berat Albayrak'a dönüyor, pas atıyor, söz veriyor. Berat Albayrak yanında Enerji Halbuki olayın sahibi Enerji Bakanı yani. İsmini bile bilmediğim bir adam. Ama olay işte Berat'la başlayıp bitiyor. Her şey Berat'tan geçiyor yani. Dolayısıyla e, siyasi ve ekonomik bir deprem mi? Evet doğru. E, bir yapı esasen istifa etti. Berat'ın zihninde, Berat Albayrak'ın şahsında. Berat ve çevresi, Berat Albayrak ve çevresi, Berat çapsız bir adam olabilir, ekonomi bilmeyebilir, Türkçesi kötü olabilir, bir sürü şey olabilir. Ama aile. 42 yaşında genç bir adam ama aile. Çevresi aile. Çevresi demek Berat'ın dokunduğu insanlar, Berat'ın bir yere getirdiği, bir yerden götürdüğü bir şey yap. Hepsi Erdoğan ve çevresi demek. Dolayısıyla Berat'ın istifası bir anlamda Erdoğan'ın kendi yenilgisinin de itirafı niteliğinde. Dolayısıyla bir dönem, bir anlayış değişikliğine gidiyor olabilir Türkiye ve elbette Pelikan. Pelikan da panikte. Bir şeyler çatırdadı. Yani Albayrak ailesinin kontrol ettiği, Albayrak ailesinin başında olduğu sabah ATV A Haber Albayrak'ın istifasını veremedi yahu. Medyan var, İstifanı Instagram'dan yayınlıyorsun. Böyle bakın yani. Ee, Süleyman Soylu'nun istifasıyla benzeştiriliyor. Çok onun gibi değil. Süleyman Soylu'nun istifası bir manevraydı. Devlet Bahçeli ayarlı bir manevraydı. Devlet Bahçeli ile birlikte hareket ettiği bir istifa manevrasıydı. İstifa etseydi de Süleyman Soylu bir biçimde siyaseten bir iddiası olabilir, yürüyebilirdi falan. Ama Berat Albayrak bıraktığında siyasi iddiası kalmayacak birisi. Berat Albayrak'ın varlığının ve bulunmasının ve gücünün tek kaynağı Erdoğan. Erdoğan olmadığında Berat diye biri olmayacak göreceksiniz yani. Dolayısıyla Berat Albayrak istifasıyla Süleyman Soylu istifası e, istifa olarak bakan istifası olarak iki bakan istifası olarak bakabilirsiniz ama teknik ve içerik olarak farklı istifalar. Sormadan istifa etmesi çok önemli ve gazetecileri gazeteciliği de heyecanlandıran tarafı bu. Sormadan kayınpederine sormadan tek adama sormadan ikinci adamın istifa ettiği bir şey. Ee, Naci Ağbal'ın e, açıklamalarının gündeme getirilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın öne çıkarılması, Ankara'da bir takım çevrelerin Berat'tan Naci Ağbal'a veya işte artık hangi klik önde gidiyor, acaba öyle mi böyle mi diye dönüp dönmeyeceği şeyini getiriyor ama daha henüz herkes ortada. Yani ne yönde tavır alacaklarını bilemiyorlar, kime ne bağlılıkta bulunacaklarını bilemiyorlar. Berat Albayrak'a bağlılık bildirenlerin de o tweetleri sileceğini, silebileceğini görüyorum şimdi de. Bir de işin böyle bir e, tarafı var. Kayınpederin de devrede olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın değil, Sadık Albayrak'ın. Hani Sadık Albayrak köyüne gitti, işte efendim bahçesiyle e, bahçesindeki hayvanlarla meşgul oluyor falan gibi bir konu var ya. Çok öyle değil. Sadık Albayrak da boğazına kadar konuların içinde yani niye olmasın ki? Hem Erdoğanla dönür hem de iki tane oğlu boğazına kadar Türk siyasetinin içinde Sadık Albayrak da e, sütten çıkmış akkaşık değil. Bu dönemle beraber devrilip gidecek isimlerden biridir. E, kalan kalan ömrü çok da e, huzurlu geçmeyecek. Onu da söyleyelim ama e, bu işlerin içerisinde. Çünkü e, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'la da bu konuda istişare ettiği konuşuluyor. Etmemesi mümkün değil. Sadık Albayrak milli görüşün ideologlarındandır. Uzun yıllarda milli gazetede yazmış bir isimdir. Şu anda tabii eline teğini biraz çekti. Bir de Erdoğan'la dünür olduktan sonra da herhalde artık kalem oynatmak istemedi. Öyle bakalım. İşin Amerikan seçimlerini ilgilendiren tarafı da var. Joe Biden'ın Trump seçilseydi böyle olmayabilirdi. Joe Biden'ın seçilmesi Türkiye'nin mühim bir stratejik müttefiki. Amerika değil. Stratejik müttefik Trump'lı şahsında e, kaybetmesine yol açtı ve e, Türkiye'yi dağıttı bir anlamda. Çünkü Trump tek başına e, Türkiye S-400'lerden dolayı katsa yaptırımların önünde engeldi. Tek başına Halkbank'la ilgili kesilecek ceza yaptırımların önünde engeldi. Elbette kongre ve senato Trump'a rağmen bildiğini okuyor veya okuyabilirdi ama Trump bir takım şeyleri öteletmekte, bir takım şeyleri gecikme, geciktirmekte başarılı olmuştu. Ankara'yı Washington'da Trump'tan başka tutan yoktu ve Trump devrilince Joe Biden'ın ilan edilince Ankara panikledi ve hemen akabinde de Merkez Bankası'ndaki değişiklik ki giden başkan Halk Bankası'nda e, bir sicili var. E, Berat Albayrak'ın da gene yaptırımlarla alakalı bir sicili var. Giden isimler e, yarın öbür gün Amerika'nın yaptırımlar listesine koyacağı veya ülkeye, e, giriş, ülkeye gelirse tutuklarım falan diyeceği isimler. E, bir de işe bu açıdan da bakmak lazım. Amerika, Katsa, Halkbank, Joe Biden açısından da bakmak lazım. E, erken seçim deniyor bilemiyorum. Bu ihtimal şu anda var mı çok göremiyorum ama Erdoğan... E, Erdoğan'ın en az zararla çıkacağı seçim çalışmalarını başlattığı veya başlatabileceği üzerinde durula, duruluyor. Erdoğan yara bere içinde çıkar bir seçim olursa. Ama seçim geciktikçe de kayıpları artacaktır. Belki bunu da değerlendirir. İttifaka ihtiyacı var. Saadet Partisi'ne gidecektir. Fatih Erbakan'a gidecektir. İyi Parti'nin kapısını çalacaktır. Sağlam bir ittifak kendi başkanlığını garantileyecek siyasal partiler ve seçim yasalarını falan da değiştirerek kendi başkanlığını garantileyecek bir yapı görürse, bir ortam görürse seçime gitmekten çekinmeyecektir ama her ne olursa olsun 2021 seçim senesi gibi görülüyor. Nisan Mayıs olmasa bile sonbaharda bu iş bitebilir gibi. Elbette Devlet Bahçeli'nin pozisyonu belirleyici ne yapacağını bilmiyoruz. Terk eder diyen de var ittifakı. Hayır Erdoğan'a destek verir diyen de var. Gerçekten ne yapacağını bilmiyoruz. Her iki analizi de dinliyorum ama her iki analize de katılamıyorum. Sağ solu belli olmayan biri şu anda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ama atacağı adım son derece e, belirleyici olacak. İktidar alabildiğine çaresiz ortaya çıkan bu. Erdoğan alabildiğine çaresiz ortaya çıkan bu. E, ve bu dönemi ve bu durumu sağlıklı bir şekilde güçlenerek, güven tazeleyerek atlatması e, zor görülüyor. E, baş aşağı gidiş devam ediyor. Ee, ekonomi ortada, Covid-19 ortada, Amerika'daki durum ortada, dünya terk ediyor Erdoğan'ı, Avrupa Birliği de yaptırım kararlarını açıklayacak haliyle e sonun başlangıcı iktidar açısından, Erdoğan saray rejimi açısından bu Türkiye'deki insan hakkı ihlallerinin, zulmün, e Türkiye'deki haksızlıkların, hukuksuzlukların e, bitmesi, Erdoğan'ın gidişiyle Türkiye'nin de, Türkiye'ye demokrasinin gelmesi manasına gelmiyor. Bu başka bir analiz konusu. Bu konuda takip edenler fikirlerimi biliyorlar. E, fakat Erdoğan ve AKP döneminin suyunun ısındığı manasına ve artık çok da fazla vakitleri kalmadığı manasına geliyor. Yeni yönetim ne olur? Ne biçimde şekillenir? Nasıl gelir? Muhalefet bir alternatif olabilir mi? Bir fetret dönemi mi yaşanır? Bütün bunların hepsi Erdoğan AKP yıkıldıktan sonra konuşulacak konular ama <laughs> muhalefet yıkmamış olacak Erdoğan AKP'ye. AKP'yi iktidar kendi içinde çökmüş olacak. Bu da muhalefete son bir başarısızlık notu olarak yeter de artar. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.